Dann fand auch, das war ein wunderbares Schlusswort. Also jetzt gibt es aber doch noch ein Schlusswort von Gölli Kaya, die uns, glaube ich, hier oben noch einen wunderbaren Abschluss dieser großartigen Konferenz, für die wir alle danken, geben wird. Ich erlaube mir, mich einfach zu verabschieden, weil ich einen Zug nehmen muss. Büyük bir merak ve istekle bu konferansın bitmesini istemediğinizi biliyorum. Fakat sonlandırmak zorundayız. 3 günlük bir planlamamız vardı. Ve son kısa, uzun değil, kısa bir teşekkür konuşmasıyla bitirmek istedik. Değerli dostlar, hazırlık komitemiz adına 3 gündür burada büyük bir heyecanla, büyük bir dolulukla, yoğunlukla gördük ki temel başlıklarla da olsa, yine sorularla da olsa aslında birçok nokta tartışıldı. Sunumlar yapıldı, ele alınmaya çalışıldı. Bu çok büyük bir emek oldu. 3 gün boyunca düşünsel anlamda, teorik anlamda da olsa ama pratikten çıkardığımız sonuçları büyük bir düşünce emeğiyle burada buluşturmak istedik. Buna çalıştık. Bu açıdan diyebiliriz ki kapitalist moderniteye meydan okumak adlı konferansımızı başarıyla tamamladık. İzninizle hazırlık komitesi adına sık sık teşekkür edildi ama biz bir kez daha son söz olarak emeği geçen herkese burada teşekkür etmek istiyoruz. Örneğin Hamburg'daki Kürt toplumunun meclisi, Demokratik Toplum Merkezi'ne, yine Hamburg'daki Kadın Meclisi, Rojbin Kadın Meclisi'ne, burada evlerini açan, barınmamızı sağlayan, beslenmemizi sağlayan, güvenliğimizi sağlayan öz örgütlenme gücüne, emekçilerine, Kürt Toplum Camisi'ne, Alevi Dergahı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Alman gençlerimiz, Kürt gençlerimiz çok büyük bir emek sergilediler. Kayıt masasından tutun da yemek, içecek, kulaklıklarımıza kadar, gece gündüz temizliğe kadar emek harcadılar. Yine burada sık sık teşekkür edildi ama altını çizerek, çok büyük bir yükü kaldıran tercüman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Dün akşam bize küçük de olsa ama çok güzel Kürdistan gezisi yaptıran değerli Kürt sanatçılarımıza, burada değiller ama teşekkür göndermek istiyoruz. Özel olarak, özgün olarak da tabii moderatör arkadaşlarımız, dostlarımız başta olmak üzere konferansımıza düşünceleriyle, önerileriyle, eleştirileriyle, beklentileriyle katılan konuşmacılarımıza, çok uzak yerlerden geldiler, yakın yerlerden geldiler fark etmiyor. Onlara çok çok teşekkür ediyorum ve asıl önemlisi sonuna kadar 3 gün boyunca dolu dolu dinleyen, katılan, büyük bir emek harcayan sizlere, özgürlük ve hakikat arayışçısı olan sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Elbette bu konferansın başarısının önemli bir payı da hepimizin, burada bulunan hepimizin yaşı, konumu hiç fark etmiyor. Bulunduğu coğrafya, mensup olduğu kimlik fark etmiyor. Bizler kapitalist modernitenin karşısında yer alan %99'larız.
Bizler arayış sahibi insanlarız. Biz özgür ve yeni bir yaşamı arıyoruz. İtirazlarımız var, redlerimiz var, öfkelerimiz var. İşte bu konferansın başarısının temelinde de bu moderniteyi reddetmek yatıyor. Bu çok önemli bir nokta. Eğer başardıysak bundaki emin olmamızdan kaynaklanıyor. Biliyoruz kapitalist modernite her coğrafyada çok büyük bir saldırı halinde. Kadın kırımı, doğa kırımı, kültür kırımı, toplum kırımı, birey kırımı, inanç kırımı, birçok kırımı, katliamı gerçekleştiriyor. En son işte Hindistan'dan tutalım Kenya'ya kadar birçok yerde, Meksika'da örneği verildi. Gençler, öğrenciler, kadınlar katledildi. Adı sanın ne olursa olsun ama sistemin uzantıları ve zihniyeti üzerinden bir katliamlar yaşandı. Ama şunu da gördük bu konferansta. Evet, böyle bir saldırı, konseptler, 3. 4. Dünya Savaşları var, doğru. Ama büyük bir güç de var. Büyük bir kararlılık da var. Kendine güvenen, birbirine güvenen, coğrafyalarda farklı yerlerde de olsak aynı inancı taşıyan kadınlar ve erkekler var. İşte bu konferans bunun altını bir kez daha çizdi ve bu temelde kapitalist moderniteye biz burada meydan okuduk. İşte bu noktada Rojava, Kobane özgünlüğünde hayatımıza giren büyük bir olay gerçekleşti. Kobane'de, Rojava'da bu da bir meydan okumaktı. Kapitalist modernitenin yeniden işgal etmek istediği Orta Doğu'da bir başkaldırı, bir devrim olarak karşımıza çıktı. Ve burada konferansımızda bu model, bu deneme, bu cesaret anlaşılmak istendi, tartışıldı sorularla, önerilerle, değerlendirmelerle. Bu açıdan bunun da çok büyük bir şekilde Rojava devrimine, Kobane devrimine çok büyük bir emek ve katkı olduğunu bilmenizi istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki devrim hala devam ediyor, bitmiş değil. Bu açıdan buradaki bu sorumlu yaklaşım karşısında bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Konferansımızın tartışmaları ve önerileri temelinde şunu gördük, birçok şey öğrendik ve elbette öğrenmemiz gereken çok şeyler olduğunu da gördük. Ama konferans hazırlık komitesi olarak beklentimiz, ortak sorumluluğumuz olduğuna inandığımız bir nokta. Burada ulaştığımız sorular, ulaştığımız sonuçların burada kalmaması. Gittiğimiz her yerde tartışma grupları, bunlar da akademiksel toplum akademisi, bilginin halklaşmasıdır. Bu bilgilerin burada kalmaması, toplumsallaşması, her yere, her eve, her düşünceye, her insana ulaşmasıdır. Çünkü asıl akademi toplum tarafından, asıl bilgi paylaşımı toplum tarafından yapılır. Biz buna inanıyoruz. Bu konferansın başarısının devamı da buna bağlıdır diye düşünüyoruz. Bu anlamda evet çok şeyler öğrendik. Belki yeni sorularımız oluştu. Biz bunları tartışacağız ileride. Yeni soruların oluşmasından, eleştirilerden korkmayacağımızı, çekinmeyeceğimizi, daha çok yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Kendimizden başlayarak, öz sorumluluktan başlayarak eleştirilerimizi güçlendirelim, büyütelim ve örgütleyelim. Bunu burada verileklerde de sonuç olarak görmüş olduk. Profesör John Holloway'in çatlaklar belirlemesi üzerinden burada da evet bir çatlak oluştu. Aynı Rojava, aynı Meksika, Zapatistalar, aynı Amazon ormanlarında küçücük bir kabilenin gösterdiği direniş ya da Asya'da ya da Hindistan'da kadınların direnişi, Afganistan'da, İran'da, her yerde Kürdistan'daki direniş çatlakları olduğu gibi buradaki çatlağı da bu şekilde büyütelim ve buluşalım diyoruz. Önümüzdeki süreç açısından komite olarak hepinizden önerileri, yani yeni başlıklar, yeni boyutlar neler olabilir konferansımızın ileriki süreci açısından neler olabilir sizlerden bekliyoruz. Lütfen bize yazın, bize iletin eleştiri ve önerilerinizi. Umut ediyoruz ve amaçlıyoruz ki önümüzdeki süreçte de konferanslarımız devam edecek.
Bir başka inancımız daha var. Burada sık sık dile geldi. Bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Evet, burada demokratik modernite düşüncelerini, değerlendirmelerini ele aldığımız, anlamaya çalıştığımız, paylaşmaya çalıştığımız Sayın Abdullah Öcalan'ın da önümüzdeki konferansımızda aramızda olacağına büyük bir inanç taşıyoruz ve istiyoruz. Dostlar, bu konferansımızı hepinizin izniyle dünyanın hangi köşesinde olursa olsun direnen, moderniteye, kapitalist modernliğe karşı direnen küçük komünlerden büyük hareketlere kadar feminist, ekolojist, demokratik, ulusal hareketler, halklar, inançlar olsun tüm sistem karşıtı güçlere, direnenlere ve bu mücadeleyi yaşamını adayanlara biz bu konferansı adamak istiyoruz. Onları bir kez daha selamlamak istiyoruz ve son söz diyoruz ki evet, bizler buradayız, ayaktayız, direnişten yanayız, özgür yaşamdan yanayız, hakikate ve özgür yaşama inanıyoruz. Diyoruz ki hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır. Teşekkürler.